İki GAYI Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı Hector Garcia Frances Miralles Varoluş Sebebiniz Nedir? Japonlara göre herkesin bir iki gayisi vardır. Fransız bir filozof buna Rosandert diyebilir. Bazı insanlar kendi iki gayilerini bulmuşken diğerleri hala arıyorlardır. Oysa ki onun içlerinde taşırlar. İki gayimiz içimizdeki derinliklerde saklıdır ve onu bulmak sabırlı bir arayış gerektirir. Okinawa'da, yani asırlık insanların en fazla bulunduğu adada doğan insanlar yeni bir güne başlama nedenimizin iki gayimiz olduğunu söyler. Ne yaparsanız yapın emekli olmayın. Net bir şekilde belirlenen iki gayi hayatlarımıza tatmin, mutluluk ve anlam getirir. Bu kitabın amacı kendinizinkini bulmanıza yardım etmek ve kalıcı beden, zihin ve ruh sağlığı üzerinde Japon felsefesinin kavrayışlarını paylaşmaktır. Japonya'da yaşarken fark ettiğimiz şaşırtıcı bir başka şey de insanların emekli olduktan sonra faal kalmaya devam etmeleridir. Aslında birçok Japon asla gerçekten emekli olmuyor. Sağlıkları izin verdiği sürece sevdikleri şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Japonca'da İngilizce'de olduğu gibi işi temelli bırakmak anlamına gelen bir emeklilik sözcüğü yok. Ülkeyi çok iyi tanıyan National Geographic muhabiri Dan Butner'a göre bu hayatta bir amaca sahip olmak Japon kültüründe o kadar önemlidir ki. Bizim emeklilik tanımımız burada geçerli değildir. Neredeyse sonsuz gençlik adası. Uzun ömürlülükle ilgili belli başlı çalışmalar, güçlü bir toplum algısı ve net bir şekilde tanımlanmış ikigai'nin sağlıklı olmasıyla ünlü Japon beslenme düzeni kadar önemli olduğunu, hatta belki ondan daha önemli olduğunu ileri sürmektedir. En uzun ömürlü insanların yaşadığı Okinawa ve namı diğer mavi kuşak bölgesindeki asırlık kişilerle ilgili son tıbbi araştırmalar, bu olağan dışı insanlarla ilgili bir takım gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. Sadece dünya nüfusunun geri kalanından daha uzun yaşamakla kalmıyorlar. Ayrıca kanser, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara çok daha az yakalanıyorlar. Enflamatuar bozukluklar daha az yaygın. Birçok asırlık insan gıpta edilecek seviyede canlılığın ve sağlığın keyfini öyle sürüyor ki başka yerlerdeki ileri yaş insanları açısından bu düşünülemez bile. Hücresel yaşlanmadan sorumlu serbest radikaller kan testlerinde çok daha az görülmekte. Bu da çay içmelerinin ve midelerinin sadece %80'ini doldurmalarının bir sonucu. Kadınlar menopoz dönemlerini daha hafif semptomlarla atlatıyorlar. Hem kadınlar hem de erkekler yaşamlarının ileri safhalarında safhalarına kadar yüksek cinsel hormon seviyelerini sürdürüyorlar. Bunama oranı küresel ortalamanın epey altında. Bu unsurların her biri önemli olsa da araştırmalar Okinavalıların ihigaylarının günlerini amaç kattığını, sağlıklı ve uzun ömürlü oluşlarında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 5 Mavi Kuşak Bölgesi Okinawa mavi kuşakta birinci sıradadır. Okinawa'da dünyanın herhangi bir yerine kıyasla özellikle kadınlar daha uzun yaşar ve daha az hastalanır. Dan Butner'ın Butner The Blue Zones adlı kitabında tanımlayıp incelenen 5 bölge şunlardır. 1. Okinawa, Japonya. Özellikle adanın kuzey kısmı. Yerlilerin çok sayıda sebzeye sahip bir beslenme düzeni var. Sıklıkla küçük tabaklarda servis edilen tofu yiyorlar. gayi felsefelerine ek olarak Moai ya da birbirine bağlı o arkadaş grupları uzun ömürlerinde önemli bir rol oynuyor. 2. Sardinya, İtalya. Özellikle Noro ve Oli Oliastra taşları. Adadaki yerliler epeyce sebze tüketiyor ve günde, günde bir ya da iki bardak şarap içiyorlar. Okinawa'daki gibi topluluğun birbirine bağlı yapısı uzun yaşamla doğrudan bağlantılı bir başka faktör. 3. Loma Linda, Kaliforniya Araştırmacılar Birleşik Devletler'deki en uzun ömürlü insanlar arasındaki 7. gün Adventist bir grubu inceledi. 4. Nikoya Peninsula, Costa Rica. Yerliler 90 yaşından sonra oldukça aktifler. Bölgenin birçok yaşlı sakini tarlada çalışmak için sabahın 5'inde çok rahat kalkabiliyor. 5. İkarya, Yunanistan Türkiye kıyısına yakın bu adanın her 3 sakininden biri 95 yaşının üzerinde olduğu için ve nüfusu Birleşik Devletler'deki nüfusun %1'inden daha az uzun yaşam adası lakabı almıştır. Bölgenin sırrının millattan önce 500'e kadar uzanan yaşam biçimlerinden kaynaklı olduğu görünüyor. İlerleyen bölümlerde uzun yaşamın anahtarı gibi görünen ve mavi kuşakta bulunan birkaç faktörü inceleyeceğiz. Özellikle Okinawa ve uzun yaşayanların köyü denilen yerler üzerinde duracağız. Öncelikle bu üç bölgenin de ada olduğunu, kaynakların eksik olabileceğini ve toplulukların birbirine yardım etmek zorunda kaldığını adalar olduğunu söylemek gerek. Birçoğu için başkalarına yardım etmek onları hayata bağlayacak kadar güçlü bir iki gayı olabilir. Beş mavi kuşakı inceleyen bilimcilere göre uzun yaşamın anahtarları beslenme, egzersiz ve hayat amacı edinme iki gayı ile güçlü sosyal bağlar oluşturmaktır ki bu da geniş bir arkadaş çevresi ve iyi ailevi ilişkiler demektir. Bu topluluk üyeleri zamanlarını iyi yönetiyorlar, böylece stresi azaltabiliyor. Daha az et ve yağ işlenmiş gıda tüketiyor ve aşırıya kaçmadan içki içebiliyorlar. Yorucu egzersizler yapmıyorlar ama yürüyüş yaparak ve sebze bahçelerinde çalışarak her gün hareket ediyorlar. Mavi kuşaktaki insanlar araba sürmekten çok yürümeyi tercih ediyorlar günlük düşük yoğunlukta hareket gerektiren bahçe işleri neredeyse hepsinin ortak noktası. %80 sırrı Japonya'da yemek yemeden önce veya sonrasında tekrarlanan en yaygın değişlerden biri Harahachi bu cümlesidir. Ve midenin %80'ini doldur anlamına gelmektedir. Kadim bilgelik tıka basa yemek yememeyi tavsiye eder. Bu yüzden Okinawalılar aşırı yiyerek hücresel oksidasyonu hızlandıran uzun sindirim süreciyle bedenlerini yormak yerine kapasitelerinin %80'ine geldiklerini hissettiklerinde yemeği bırakırlar. Tabii ki midemizin %80 dolulukta olduğunu nesnel bir şekilde bilmek mümkün değildir. Bu da işten alınacak ders karnımızın doymaya başladığını hissettiğimiz an yemeği bırakmaktır. Yediğimiz fazladan yemeye atıştırmalı öğlen yemeğinden sonraki o elmalı turtaya aslında gerçekten ihtiyacımız olmadığını biliyoruz. Bunların hepsi kısa vadede zevk veriyor ama onları yememek uzun vadede bizi daha mutlu edecektir. Yemeğin servis edilmesi de önemli. Japonlar yemeklerini birkaç küçük tabakta sununca daha az yemiş oluyorlar. Bir Japon restoranında sıradan bir öğün 5 tabakta servis edilir. Dördü çok küçüktür ve ana yemek biraz daha büyüktür. 5 tabağın önünüzde olması çok iyi hissini verir. Ama sofradan genellikle hafif aç olarak kalkarsınız. Bu nedenle Japonya'daki batılılar genellikle kilo verir ve ince kalır. Beslenme uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar Amerika ile kıyaslandığında Okina Okinavalıların kalori tüketiminin günde ortalama 1800 ila 1900 olduğunu olduğu Amerika'da 26 ile 27 olan bedensel kitle indeksinin Okinawa'da ise 18 ila 22 olduğunu ortaya koyar. Okinawa beslenme düzeni tofu, tatlı, patates, balık haftada 3 kez ve sebze günde kabaca 2,5 kilo açısından zengindir. Beslenmeye ayrılan bu bölümde bu yüzde 80'in içinde hangi yiyeceklerin sağlıklı ve antioksidan zengin olduğunu göreceğiz. Moai hayata bağlılık. Okinawa'da yerli topluluklarla yakın bağlar kurmak gelenekseldir. Moai ortak noktası birbirini kollamak olan gayri resmi bir gruptur. Birçokları için topluğa hizmet etmek iki gayilerinin parçasıdır. Moai'nin kökeni çiftçilerin en iyi uygulamalarını paylaştıkları ve yetersiz hasatlarla birlikte baş etmeleri için bir araya geldikleri zor zamanlara dayanır. Moai üyeleri aylık katkı payı öder. Böylece toplantılara, akşam yemeklerine, Go ve Shogi Japon sadrancı oyunlarına ya da orada kobilere katılabilirler. Grup tarafından toplanan fon etkinlikler için kullanılır ama eğer arta kalan para olursa bir üye dönüşümlü olarak karar verilerek fazla kalan miktarı alır. Bu şekilde muayinin parçası olmak duygusal ve maddi dengeyi korumaya yardımcı olur. Bir muayi üyesi maddi sıkıntıda olduğunda grubun birikimlerinden avans çekebilir. Her muayenin muhasebe detayları gruba ve ekonomik araçlarına göre çeşitlenir. Ait olma ve desteklenme hissi bireye güvenlik algısı verir ve yaşam ömrünü uzatmasına yardım eder. Bu kitapta alınan, ele alınan konuları kısaca tanıttıktan sonra modern yaşamda erken yaşlanmanın birkaç sebebine bakacağız ve sonra iki gaye ile ilgili farklı unsurları inceleyeceğiz. Devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. İyi dinlemeler.